Teyzeciğim nasılsın? Çok şükür Allah. Alışveriş mi yaptın? Evet. Alabildin mi bir şeyler? İşte. Allah yardım ediyor kızım. Benim ayrım yok. Devlet de veriyor. Veriyor mu? Allah dostları da var. Var. Öyle mi? Evet var. Allah dostları kim? Bak Allah dostları siz gibiler. Orada biber alıyordum. Geçinebiliyor musun rahat? İşte. Ben zaten gidemiyorum. Başka araba olmasa buraya gelmem. Hep dua ediyorsun. Hadi kızım ben gideyim. Evet, kolay gelsin. Pahalı. Yani rahat alabiliyor musunuz? Pazarda rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Fiyatlar nasıldı? Her şey pahalı. 15'ten aşağı bir şey yok. Biz zor zor zahmet geçiniyoruz işte. Nelerden kısıyorsunuz? Yani nelerden kısıyoruz? Ne bileyim ben işte bazı şeylerden kısıyoruz. Biraz pahalı. Bize göre pahalı. Zor güç geçiniyoruz yani. Zor. Bir emekli. Zor. Güç geçinmeye çalışıyoruz işte. Ne yapalım? Rahat geçinemiyor musunuz? Yok. Yok. Böyle sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Beslenemiyoruz. Yok alamıyoruz her istediğimizde. Alamıyoruz kızım. Nelerden kısıyorsunuz? Yani et, tavuk gibi bir şeyler alamıyoruz. Ancak işte böyle çıkma bir şeylerle idare ediyoruz. Öyle. Peki hükümet değişsin istiyor musun? Vallahi istiyoruz. İstiyoruz. Daha önce vermiş miydiniz oy? Vermiştik. Hep buna vermiştik. Ama çok pahalı şimdi. Hayat şartları çok zorlaştırdı bize. Yani, değişsin istiyoruz, evet. Var mı söylemek istediğin bir şey? İşte yeni gelecek hükümetten beklentin, isteğin nedir? Biraz böyle yani fiyatların düşmesini istiyoruz. Daha iyi geçirmemizi. İşte bu şartların değişmesini istiyoruz fiyatların falan. Ama pazar şu an durumuna göre uygun. Bundan sonra daha da pahalanır. Ben ziraatçıyım. Her sene Aralık ayında sivri biber zam şampiyonu sizin gazetecilerin attığı başlık. Tabii ki pahalılık var yani bunu. Şimdi pazar markete göre daha uygun değil mi? Şöyle bazen yemin ediyorum marketler pazarlardan uygun oluyor. Şöyle indirim günleri hanımlar bunu çok güzel takip ediyor. Ama tabii ki pazara da uğramak lazım. Zorlanıyor musunuz? Vallahi ben çift maaşlıyım da tabii ki zorlanıyordur tek maaşlı şey insanlar. Yani kolay değil ya geçim biliyorsunuz. Siz peki böyle tasarruf edebiliyor musunuz? Yani kendinizi kısıyor musunuz alışveriş yaparken? Çünkü çok pahalı her şey. Vallahi ben öyle diyemem yani. Ben ihtiyacımızı her zaman olduğu gibi alıyoruz. Yiyecekten kısmam ben. Peki bir iktidar değişikliği ister misiniz? Değiştirmek istiyorum da karşımda bir şey göremiyorum. Bak değiştirmek istiyorum. Karşımda ümit vaat eden bir şey göremiyorum. Sen git. Tamam gidecek zaten. Sen ne yapacaksın? O yok. İşte bu insanları zorlayan bu yani. Muhalefetten beklentiniz nedir? Muhalefetten beklentim ne olacak? Adamların uyguladıkları, yaptıkları belli. Sen karşı programını koyacaksın. Sen kötü yapıyorsun. Sen ne yapacaksın? Var mı böyle bir şey? Kusura bakma yani insanlara kızmasınlar. İnsanlar gerçekten haklı. Dinliyorsun, bir şey yok. Sen git. Tamam da o gidecek zaten. Sen ümit yok karşı tarafta. Arkadaş sen şunu yanlış yapıyorsun. Şu doğru ama şunu yanlış yapıyorsun. Doğruları da var yani şimdi her şey kötü diyemezsin. Bizde öyle değil. Bizde yani bunlar da yarın devrilse ne diyecekler? Tam tersini söyleyecekler. İnsanlar bunu beklemiyor. Sen geleceksin ne yapacaksın? Ben bunu merak ediyorum. Böyle sen git. Sen yapamıyorsun. Biz görüyoruz zaten yani edilgen biziz. Biz etkileniyoruz. Sen ne yapacaksın o yok. Yani o yüzden diyorum ki insanlar çaresiz. İnsanlara da kızmasınlar. Ben sizi soruyorum, hayatınızı soruyorum. Nasıl geçiyor? Bu enflasyondan nasıl mücadele ediyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz? Aslında tabii ki bu soruya cevap vermek isterdim ama bu soruya en iyi cevabı kim verir biliyor musunuz? Bu gece binlerce insan İstanbul'da parklarda ve bahçelerde yatacaklar. Her gece çünkü aynı şekilde hayatlar öyle geçiyor bu insanların. Bu enflasyonu, bu ekonomiyi, bu yaşantıyı onlara sormak lazım aslında. Benim iyi kötü yine bir yatağım bir battaniyem var yani. Asıl onlara sormak lazım. O insanlar nasıl yaşıyor? Siz nasıl idare ediyorsunuz? Ben emekli öğretmenim. İyi kötü idare ediyorum ben de. İşte ben o insanlara çok üzülüyorum. Bakın şu İstanbul'da diyorum ya bakın binlerce insan dışarıda ve parklarda yatıyor. Bunların 1150 odalı sarayları olsa orada yatarlar mı? Ben size soruyorum. Yatmaz tabii. Sarayında yatar. Niye yatsın sokakta? Ama işte... İşte ekonomi en iyi onlar anlatır. Bu ülkenin... Saraydan gözükmüyor mu oralar? Parklar gözükmüyor mu saraydan? Geçen gün Eminönü'nde de böyle bir röportaj veriyorlardı. Biriler olumsuz şeyler anlatırken birisi de ben de dedi şeyin reisin hemşerisiyim. Reisin bu yanlışlardan ve olumsuzluklardan hiçbirinden haberi yoktur. Haber olsa duman eder ortalığı dedi. Ben duman oldum oradan ayrıldım.
Peki önümüzde bir seçim var. Sonucunu nasıl öngörüyorsunuz? Ben sabahlara kadar tartışmalar ve oturumları izliyorum. 2023'ün nasıl olacağı hakkında plan ve programları var. İnşallah onların dediği olmayacak. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülke umduğunu bulacak. Bu insanlar hak etmiyor. Bu kadar kötülüğü hak etmiyorlar. Çok şey var. Silivri'ye gitmekten korkuyorum çünkü şeyim. Dört duvar arasında nasıl dururum hiç bilmiyorum. Öyle bir şeyim de tecrübem de yok. Onun için çok doluyum. Söyleyeceğim de çok şey var ama söyleyemiyorum. Sandıkta cevabını verecek miyiz? Bir %30 var. Bunların %30'un hiç aşağıda pek düşmüyorlar. Bunların içindeki durum şu benim tahminlerime göre. Bir ucu makarnadan başlıyor, ihaleye kadar çıkıyor. Bir %10 var bunlar en az. Makarnadan ihaleye kadar, mevki ve makama kadar. Bir %10 da var. Bu sokakta yatanlardan da reis diye bizimle mücadele edenler var biliyor musun? Bunlar da diyor ki bak sosyal hizmetlerden bugün şunu aldın, buradan bunu aldın. Bunlar kesilir diyor. Onlar bile, onlar içinde bile reisçiler var. Yani sokakta kalıyor ama yine de... Tabii beni konuşturmuyor bile yani o reise laf söyletmiyor. Ben diyor bugün sosyal hizmetlere gittim işte Üsküdar Sosyal Hizmetler Müdürü Özlem Hanım bana şunu verdi, bunu verdi. Muhtaç etmişler insanlara. Onlar da korkuyor ki açlıktan ölürüz. Onlar bile işte yani bu millete akılsız erdiremiyorum ben. Yani. Hocam bizim insanlarımız normal yaşam standartlarının ne olduğunu, haklarının ne olduğunu bilmiyorlar mı? Evet, bilmiyorlar. Bilmiyorlar çünkü çok şükürcü bir milletiz. Bu biraz şeye bağlı, şimdiye kadar yaşantılarına bağlı. Biraz da bu İslami kuralları çok fazla ön plana çıkardıkları için her şeye şükret öğrettiler bize. Ya ben 50 yıllık öğretmen olarak öğretmedim de bir takım çevreler her şeye şükret. Buna da şükür, ona da şükür, buna da şükür, ona da şükür. Onun için şey yapamıyoruz, biz standardı yakalamamız mümkün değil. Bu memlekette çok olumsuz şeyler yaşanıyor. Her konuda çok kötü durumdayız. Allah yardımcımız olsun diyeyim. Başka bir şey diyeyim. Teşekkür ederim. Pazarda mıydınız? Nasıldı fiyatlar? Uf, uçmuş uçmuş. Alamadınız mı bir şey? Aldık bir şeyler de uçmuş yani. Çok pahalı, çok fena. Neden bu kadar pahalandı? Niye böyle oldu sizce? Bana sormayın onu. Yukarıdakilere sorun. Siz nasıl idare ediyorsunuz? Edebiliyor musunuz? Emekliyiz ikimiz doğru, işte. Doğru. İkimiz de emekliyiz. Bunların ucuzlaması için çiftçiye yardım etmek lazım. Yani çiftçiyi de biz göz ardı edersek daha da pahalaşacak. Siz idare edebiliyor musunuz emekli olarak? Vallahi zor zor ediyoruz. Çocuk yok. Mecbur. Kimse yok. Bak şey istedik, bazı tatlı istedi, yok dedim. Alamadım. Ay başında almadık. Yani şunları alırsak tatlı alamıyoruz. Tatlı alırsak et alamıyoruz. Öyle idare ediyoruz. Yani birini alabiliyorsak diğerini alamıyoruz. Alamıyoruz. O zaman idare ediyoruz işte. En çok neyden tasarruf etmeye çalışıyorsunuz? Gıdadan. Şeyden, gıda derken böyle lüks şeylerden hani bisküviydi, tatlıydı, dışarıda baklavaydı. Onlar yok bizde. Onlar bitti. 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 Yok bitti. Peki sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Hayır. İlaçlarla. Vitamin mesela alamıyoruz muz falan. Vitamin ilacı alıyoruz SSK'dan. Onlarla takviye ediyoruz. Hiçini vermiyor yani ucuz Allah'tan şeyler. Allah'tan küçük çocuğumuz yok. Geçen gün kadını ağlıyordu. Yok. Şimdi tuttursa nasıl almam diyemezsin ki. Ha biz artık kendimiz bir yaşa geldik ki idare ediyoruz. Küçük çocuğumuz yok. Allah herkese yardım etsin. Bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Vallahi ben... Hayırlısı gelsin. Hayırlısını istiyorum. Parti önemli değil. Artık seviyor sevmiyoryu bıraktım. Hepsini dinliyorum. Hangisi hayırlısıysa, hangisi millet hayırlı olacaksa o gelsin. Yani bunlar çok uçtu. Bunlar çok uçtu. Bak bir tane şu çarşı ve pazarda bak bir tane milletvekili görüyor musun? Maaş alıyorlar. Ne yapar bunlar? Dünyanın halkın maaşı. Sesini dinleyen, duyan hani yok. Şuraya gelse dinler. Ama gelir mi? Hiçbir parti. Herkes... Biz buradan duyurmaya çalışıyoruz. İşte, sağ olun. Hangi kanal? Ben o başka yok ki. Hangi kanal? Sokak Kedisi YouTube kanalı. Ay, Sokak Kedisi YouTube kanalı. Valla işte böyle maalesef. Millet korkuyor da. Bu yaştan sonra beni hapse atsalar ne olacak şey. Biz ya, atamazlar canım o kadar da değil ya. Atıyorlar, işten atıyorlar. İş onun için korkumuz yok yani. Türkiye'nin en büyük sorunu sendikayı ikinci plana atmamızla oldu. Ben 68 kuşa sendikacıyım. Sendikayı biz sildik, olay bitti. Zaten orada işi bitirdiler. Uzun uzun konuşmaya gerek yok.
Bir insanı köle etmek istiyorsan fakirleştir. İnsanlar fakirse köledir. Sendika bitti. Hep onların sendikası. Hep... Türkiye bitti çocuk. Teşekkür ediyorum. Fiyatları soruyorum, pazarı soruyorum. Nasıldı fiyatlar? Çok pahalı mı? Evet, çok pahalı tabii. Neden peki bu kadar pahalı? Bilmem. Siz alabiliyor musunuz rahat rahat? Alıyoruz. Alabiliyor musunuz? Evet, alıyoruz. Çok şükür. Bir şeylerden böyle tasarruf ediyor musunuz? Diyorum. Evet, ben çok tasarrufçuyumdur. Öyle mi? Of, bildiğin gibi değil. Ya. Yani paradan para çıkarırım. Ya. Evet. Bizim paralardan çıkarın ya biraz para. Fazla konuşmak istemiyorum, siz şimdi beni konuşturmayın da. Bu kadar yeterli. Peki bir iktidar değişikliği ister misiniz? Ben o konuya girmem. Oy kullanmıyor musunuz? Kullanırım. Konuşmak istemiyorsunuz. Anlamışsındır sen. Nasıl konuşmuyorum? Konuşmam işte. Tehlikeli olabilir, bir şey olur. Tehlikeli olabilir. Evet, peki. Aynen. Tamam. Çok teşekkür. Sağ olun. Eşim de görür. Evet. Eşim görme engelli, konuşun onunla. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl? Görme engelli misiniz? Evet. Pazara geldiniz alışverişe? Aynen öyle, evet. Nasıl, fiyatlar nasıl? Fiyatlar işte uygun. Uygun mu? Yani kendim bütçemize göre bir şeyler bulduk, aldık. Aldınız mı? Hı. İdare edebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyoruz çok şükür. Nasıl? İyi, idare çok şükür. Nasıl? Çalışıyor musunuz? Emekli eşim. Eşiniz emekli. Ha. Bir emekli maaşıyla mı geçiniyorsunuz? Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Bir de ben engelli aylığı alıyorum, o kadar. Engelli aylığınız ne kadar? 1700-1800 falan. Yetiyor mu size emekli maaşıyla engelli aylığı? Çok şükür yetiyor. Yetiyor mu? Evet. İyi, hadi tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pazar tabii biraz pahalı. Yine de Üsküdar olduğu için daha ehven. Bazı yerler çok daha pahalı. Ama Üsküdar nispeten daha... Bir tık daha iyi. Zaten artık alım gücümüz biraz düştü. Biraz mı? Zorlanıyor musunuz? En çok hangi konularda zorlanıyorsunuz alışveriş yaparken? Zorlanıyoruz. Sebze, meyve, et, peynir özellikle çok pahalı. Zorlanıyoruz. Balık bile çok pahalı. İnşallah iyiye gider ama ümidimiz de çok yok. Yok mu? Yani ne yazık ki. Dünyaya bakınca dünya da öyle. Yine bizim ülkemizde yani dünyada raflar boşaldı. İnsanlar kuyruk oldu. Biz öyle bir şey yaşamadık şükür. Yani ama pahalılık var. Peki bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Önümüzde bir seçim var. Vallahi bu iktidar da çok gayretli. Yani fiyat istikrarı var sayılır yine de. Ama şu anda bilemiyorum kimi seçerim. Bir kararsızlık mı var? Bir kararsızlık var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu kararsızlığınız karşı tarafın, muhalefetin adayının henüz belli olmamasından mı kaynaklanıyor? Ya onlar da çok seneler iktidar oldular ne yazık ki. Ama çok bir şey farklı değildi yani. Hangisinden bahsediyoruz? Önce onu sorayım. Muhalefet tabii, bu ana muhalefet yani. Ama şimdi önümüzde 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıllık iktidar çok uzun bir süre. Bu kadar uzun süre iktidarda kalıp da şimdi alım gücünün bu kadar düşmesi normal mi sizce? Ama dünyaya bakacaksınız sadece. Dünyada alım gücü bu kadar düşmedi ki. Bunlar da %15, %20. Düşmez olur mu insanlar? Onları %20 etkilemiyor bile. Bir dakika. Enerji sıkıntısı çekiyor insanlar. Doğru. Ülkemize geliyorlar. Ucuz ve daha ucuz yakıt var. Barınabilmek için bizim ülkemize geliyor insanlar. Yani bunu düşünmek lazım. Ama onların alım gücü bizdeki kadar düşmedi. Onu onlar alabiliyorlar. Yani. Yiyecekte, gıdada, barınmada bir sıkıntı yaşamıyorlar. Onu tam olarak bilemiyorum ama enerji sıkıntısı çok yoğun onlarda. Bizde o kadar yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah. İç güveysinden bir hallice derler ya, öyle bile değiliz. Ya. Pazarda mıydınız, alışveriş yaptınız mı? Evet, alışveriş yaptım ama şöyle söyleyeyim, adam gibi düşünebilirsek yol, köprü, hastane yaptık dedikleri için ve devlet güvencesi verdikleri için işte bu zamlar onlara gidiyor. Bu zamlar onlara gidiyor. Aynen öyle. Biz savaşta değiliz. Savaş ülkeleri bize Suriye patates sattı. İran bilmem ne satıyor. Ukrayna, Rusya bilmem ne satıyor. Ya savaş ülkeleri de bu kadar zam yok. Biz devlet güvencesi verdiğimiz için bu zamları yiyoruz. Ve dolarla verdiğimiz için. Tabii ki. Ve ömür boyu. Daha yani ömür boyu bu devam ettiği müddetçe.
Peki neden böyle oldu? 20 yıllık bir iktidar var. Neden geldiğimiz nokta burası? Neden böyle oldu? Çünkü Türklüğümüzü unuttuk. Türklüğümüzü unuttuk. İçimizde yaşayan medeniyetleri dışladık. Avuçla pilav yiyen Araplara din diye yamandık. Onun için millet din diye kim ne kadar günah işledilerse cennete gideceğiz. Aman dine yapışalım dediler. Halbuki yaşadığımız din o din değil. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin sonucunu nasıl öngörüyorsunuz? Vallahi bu seçimin sonucu çok çok dikkat etmek gerekiyor ki dikkat edilecek tahmin ediyorum. Yani söylemeye, konuşmaya korkan insanlar var. Bu insanlar herhalde oy verirken korkmayacaklar ve kazanacağız. Etrafınızda var mı AK Parti'de oy kaybını gözlemleyebiliyor musunuz? Çok, çok. Daha çok yerler din diye. Din min değil. Din diye bir şey de artık yani insanlar anlaması lazım. Bak medya ellerinde, her şey ellerinde. Peki böyle %30 hala oyları gözüküyor anketlerde. Bu kadar ekonomik krize rağmen bu kadar oyunun yüksek olmasını neye bağlıyorsun? Şimdi Katar'dan diyor para gelecek diyor. Ali'nin parasını Veli'ye, Veli'nin takkesini Ali'ye. Böyle ne zamana kadar daha devam edecek? Yani taşıma suyla değirmen ne kadar zamana kadar devam edebilir? Bunun bir sonucu gelecek. Gelmeye başladı ama insanlar şey yapmıyor. Yani başka yerden dilen bu taraftakine aktar. Yeter ki ben açıklarım meydana çıkmasın. Korku. Herkesin aklı var. Aklını kullansın. Aklını kullansın. Yani milliyetçilik demek hangi ülkenin milliyetçiliğini yaptığına dikkat etsinler. Milliyetçiyim diyenler hangi ülkenin milliyetçiliğini yaptığına dikkat etsinler. Ne düşünüyorsunuz bu enflasyonla ilgili? Rahat alabiliyor musunuz? Sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Hayır, ben şeker hastasıyım. Hiç sağlıklı beslenemiyorum. Alamıyorsun. Verilen maaşla şey ne? Tutarsız yani. Tamam maaşı ver fazla ama bu pahalılığı dur. Herkes çok güzel geçinir. Öyle değil mi? Yani. Peki neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Ben de onu size soracağım. Niye birdenbire yükseldi bu fiyatlar? Halbuki seçim var şimdi. İndirmeleri lazım. Değil mi? Peki siz bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Nasıl? İktidar değişsin ister misiniz? İsterim. İsterim ama ben ne CHP'ye ne AKP'ye ikisine de oy vermem. Kime vermeyi düşünüyorsunuz oyunuzu? Ben başka bir şeye üye oldum. Bakalım. Söylemek ister misiniz? Şey neydi? Veda mı? Deva mı? Deva. Deva Partisi. Deva'ya üye oldum. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı vallahi. Siz bir girin de bakın fiyatları. Tezgahtan tezgaha değişiyor fiyatlar. Marketlerde gözümle gördüm ama bir şey ispat edemezsin ki. Oraya yazıyor, bir baktım ben de bir şey arıyordum. Baktım etiketi çevirdi. Pahalı olan tarafa anlık ama mahsus yapıyorlar bunu ya. Fırsatçılık. Resmen fırsatçılık. Teşekkür ediyorum. İyi iyi olalım. Güzel kızım da hiç iyi değiliz yavrum. Bu pahalılıktan dolayı pellim pelişanız yavrum. Niye böyle oldu? Ben de bilsem güzel kızım. Hayat çok pahalı yavrum. Bir yandan tedavi oluyorum. Bir yandan benim yatakta yatmam, hastanede yatmam gerekirken güzel kızım. Ben geri dönüşümlerde, konteylerde çöp gezeyim hani birkaç kuruş alacağım çoluğuma çocuğuma bakıp besleyeceğim diye. İnan ki peynirimizi alsak zeytinimizi alamıyoruz. Zeytinimizi alsak patatesimizi alamıyoruz. Bir şey alacak durumda değiliz güzel kızım. O kadar kötü durumdayız ki yavrum. Bu hayat pahalılığından biz ne yapacağız güzel kızım? İki tane oğlum var evlilikten korkuyor. Biri 37 yaşında yavrum. Birisi 33 yaşında. Çocuklar evlilikten korkuyor yavrum bu hayat pahalılığından. Evlenemedi yavrularım. Bir yuvasını kuramadı güzel kızım. Şimdi ben ameliyat olacağım yavrum. Hastaneye yatacağım ha. Yatayım çıkayım. Şimdi şehir hastanesinde. Allah razı olsun yine liderimizden. O hastaneleri yaptırdı da güzel kızım. Rahat ettiniz mi? Etmek mi güzel kızım? Kuyruklarda bekliyorduk. Sıralarda bekliyorduk. Şu anda gidiyor rahat. Hani randuyla da olsa güzel kızım. Tedavilerimiz olacak. Şimdi benim bu karnımda bir insan kafası kadar kis var yavrum. Ameliyat olacağım. Şimdi ocağın ikisinde şey var güzel kızım, randevum var. Sede dahiliye kaldı, parçalarım alındı, tahlillerim yapıldı, her şeylerim, filmlerim çekildi. Hayat pahalılığından çok şikayetçiyiz güzel kızım hani. Kim yapıyor bu pahalı?
Ben de bilebilsem güzel kızım. Kim sen, ben halk hani bunu böyle şey ettik. Ben söyleyeyim mi kim yapıyor? Söyle güzel kızım. Recep Tayyip Erdoğan. Gerçek mi diyeyim güzel kızım? O yönetiyor ya bu ülkeyi. Yöneten yapıyı dini. Bazarlara giremeyiz bilmeyeyim güzel kızım. Çubuk kireker yüz. Püskürüz alıp elimizde yüz. Ben şeker hastasıyım. Değil mi ya sağ? Bir gıdamızı alsak birini ikincisini alamıyoruz güzel kızım. Değiller ki bana emekli maaşın yok mu? Emekli maaşım olsa ne olacak? Emekli maaşım olmasa ne olacak? Bu hayat pahalılığı böyle giderse biz ne yapacağız? Aç kalacağız güzel kızım. Yarı aç yarı dokturuyoruz zaten güzel kızım. Bak ben dolana dolana yavrum bak şunları geri dönüşümleri topladım. Geri dönüşüm poşeti sen mi topladın? Evet ben topladım güzel kızım. Gideyim hastaneye şimdi tahlillerimi falan yaptırayım. Öğlene kadar gideyim kanlarım falan alınıyor. Kan alınıyor devamlı. Çocukların çalışmıyor mu? Bir oğlum var güzel kızım. Belediyede çalışıyor. Allah'ıma şükürler olsun da o oğlum da dolandırıldıydı. Borcu var. 5 kuruş para veremiyor güzel kızım bana. Hayat şartları zor güzel kızım. Aretiremizi ödesek suyumuzu ödeyemiyoruz. Suyumuzu ödesek boğazımızı alamıyoruz. Yarı aç yarı dok güzel kızım. Çalışmasam olmuyor. Hastaneye gitmesem olmuyor güzel kızım. Çok yüksek şekerim, tansiyonum güzel kızım. Ha kekeliyim ondan da anlarsın benim. Rahatsızım güzel kızım ben. Evimde oturmak, ibadetlerimi yapıp hastalığımı çekecek bir kadın. Ben konteyi konteyi dolanayım. Ben çocuklarıma bir ekmek parası kazanayım deyin güzel kızım. Siz niye hükümet bunları görmüyor? Görmeleri lazım işte güzel kızım hani. Bazı ne derler? Dok acın halından anlamaz güzel kızım. Ama sen diyorsun ki Recep Tayyip Erdoğan devam etsin diyorsun. Devam etsin diye demedim. Yine dedim liderim, liderlerimizden. Peki değişsin ister misin hükümet? Hükümetin değişip değişmediğinizse de benim kararımla olmuyor da güzel kızım. Hepimizin oyuyla, senin de oyunla, benim de oyumla. Şunu diyeyim güzel kızım, buna bir çare el atsınlar, buna bir çare bulsunlar güzel kızım. Ben çaresi olsa yaparlardı 20 yıldır hükümetteler. Bak güzel kızım, ben kaç haftadır, 4 haftadır, 5 haftadır ben pazara uğrayamayayım. Boş pazarın içinden geçeyim, baka baka geçeyim güzel kızım. Yazık değil mi bize? Gerçekten. Biz de bu ülkenin... Gerçekten bunu hak etmiyoruz. Ediyor bunu hak etmiyoruz. Sence ediyoruz mu yavrum? Ben okul okumadım. Cahil insanım emme güzel kızım. Hayat okulunu bitirdim ben yavrum. İnan ki her şeyden ders, her şeyden tecrübe aldım emme. Yine bizler akıllanmadık güzel kızım. Akıllanmadık değil mi? Akıllanmadık güzel kızım. Fiyatlar nasıldı pazarda? İdare eder. İdare eder mi? Evet. Pahalı değil mi? Her şey pahalı. Her şey pahalı değil mi? Her şey pahalı. Ucuz olan bir şey mi var sanki? Aç kaldık aç. Öyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Niye böyle oldu? Artık bunu bilmiyoruz. Başa sormak lazım. İdare edebiliyor musunuz? Ben bir kişi olduğum için ediyorum. Ama çocukları olan nasıl etsin? Nasıl edecek? Ya. Her şey çok pahalı. Siz sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Maalesef. Aldığımız. Ne kadar domuz? 19. Kilosu 20 de bu 19. Ne olacak böyle peki? Nasıl düzelecek? Artık bilmiyoruz. Nasıl düzeleceğinden bilmiyoruz. Nasıl yapmamız lazım? Bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Ya hangisi hayırlıysa olsun. İstiyoruz. İllaki. İllaki de gelecek ne yapacak onu da bilemiyoruz. Bekliyor, yaşayıp göreceğiz. İşte. Oldu canım. Teşekkür ederim. Enflasyon, geçim derdi. Pazarda alışveriş yapmaya mı geldiniz? Yaptım bak burada yapıyorum. Yapabildiniz mi? Yapabiliyorum. Nasıl, iyi miydi? İyi tabii, normal. Şimdi bakın hanım kardeşim. Buyurun. Öyle bir durum, öyle bir vaziyet var ki şu pozisyonda, şu yaşam şey standartlarımızda herkes her şeyi alabiliyor. Fakat ağlayan ağlayana. Çünkü biz şükrü unutmuşuz. Şükür yok. Elhamdülillah demek yok. Ağlamak var, ağlamak var. Eskiden bunları deyince karnımız doyuyor mu? Hayır bak şimdi çok farklı bir duruma sokuyorsunuz. Şükürden girmeyelim. Bir gerçeklerden konuşalım. Yani şükürcülükten onu bir kenara koyalım. Koydum. Yani şükreden var, etmeyen var. Bu evet. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Bir siz emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz emekli maaşıyla? Samimi söylüyorum, bütün samimiyetimle. Eviniz var mı? Geçiniyorum, var. Evinizde var. Evet. Yani evi olmayan bir insan nasıl geçinecek? Bakın, mesela? Pahalılık var. Bu gemide ben de varım. Ben de yağlıyorum, ben de alışverişim. Neyi savunuyorsunuz? Robot değilim. Neyi savunmuyorum? Şimdi bakın, şu pahalılıkta esnaf, bizim esnafımız bir şekilde, şunu söylemek zorunda oluyorum. Ahlaksız. Fırsatçılık. Benimle beraber misiniz burada? Yani olabilir de olmayabilir de. Şimdi neye göre fırsatçı dediğinize bağlı. Bakın, beyefendi fırsatçı. Patates 10.90. Bunun çıkış fiyatı Afyon ve herhangi biri veya Adapazarı 2 liradan köylüden alıyorsun. Kabzıvan'a gelene kadar 7 lira oluyor.
buraya gelene kadar 10-90 lira oluyor. Şimdi patates kendi başına uçarak gelse bedava gelir ama mazotla geldiği için muhakkak ki üstüne binecek de gelecek. Kesinlikle öyle. Ama şimdi bakın bir kar imajı vardır insanların. Şimdi orada bir elbise baktık hanıma. 1-250 lira diyor hanımefendi. Ben kendim konfeksiyoncuyum. Esnafım 50 seneden beri. Maliyeti 300 liralık bir mal 1-200 lira olamaz ya. Ben bunun kafadan bir hesabını yaptım. Profilini çıkarttım. Bakıyorum evet bu mal 350 lira kardeşim. Sen bunu 1-250 lira satamazsın. Ben kendi kendime diyorum ki bu insanlar ben eskiye dönük şey yaparsak belediyenin şeyine geçmesi lazım. Liste vereceksin kardeşim. Böyle bir şey yok. Girecek pazara verecek burada listesini. Kardeşim sen mandalinecek 5 liradan aşağı satamazsın. Atıyorum. Şimdi bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Serbest piyasa bu. Yani evet. Bakın serbest piyasada müşteri istemiyorsa mesela almaz değil mi? Tamam. Dükkan sahibi de malı satan kişi de eğer ki rekabet edecekse fiyatı düşürmek zorunda kalır. Ama bu serbest piyasa kurallarıdır. Biz şimdi alış faturasında 300 liraya aldığımız bir malı biz diyelim ki 500 liraya satıyoruz değil mi? Bu ürünü biz daha satmadan ürünün alış faturasında 400 liraya çıkmışsa bunu 600'e çıkarmak durumunda kalıyor. Tamam. Bütün esnaf bunu yapmak bakın, zorunda. 400 liraya 500 liraya yapmış olduğunuz bir durumu 600 liraya satma yetkiniz var. Burada kazanacaksın kardeşim. Babanın ayrı ne iş yapmıyorsun? Giderler fazla. Senin dükkan kirası var. Dükkan var, elektrik evet, var. Eleman çalıştırıyorlar. Var. Senin cep harçlığın var, falanı planı var, işçi parası var. Bunu anlıyorum. Ama şimdi kalkıp 500 liralık şey 1-250 lira değil mi? Tabii ki fırsatçılarda yok demiyorum ben. Ama şimdi İyi üretim yani. Kısmında bakın bir şeyin üretim kısmında maliyet giderleri artıyorsa, biz her şeyi dışarıdan ithal ediyorsak ve her şeyi dolarla alıyorsak bunun fiyatlara yansımaması mümkün değil. Sizin ideolojinizi sorabilir miyim? Benim ideolojim önemli değil. Doğru mu söylediğim değil mi? Doğru. Bakın şimdi ben size şunu söyleyeceğim hanımefendi. Ben AK Partiliyim. Olabilir yani. Yönetimdeyim. Evet. Şimdi şunu size söylüyorum, altını çiziyorum bakın tırnak içinde. Recep Tayyip Erdoğan 15 Şubat, bak altını çiziyorum, 15 Şubat bekleyelim. Doları mı düşürecek? Hayır efendim. 15 Şubat'ı bekleyeceğiz. Sizin bildiğiniz benim bilmediğim ne var? Gazeteciyim ben. Ben niye bilmiyorum? Bakın şimdi reisin ağzından birebir duyduğumuz olay. Fazla deşifre. Yani bizim şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çok duyduğumuz ve olmayan şeyler de var beyefendi. Bakın. Şimdi, ne olacak mesela? Bana tüyo verin. O ben orada şey düzelecek mi? Açıyorum, size altını düzeleceğine mi inanıyoruz? Doldurun. Bakın. Düzelecek mi? Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Bu bir. Lütfen burada ben soru işareti bırakayım. Tamam mı? 15 Şubat hep beraber bekleyelim. Bakın. O kadar çok bekledik ki bekleriz. Bekleyelim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bekleyelim. Bakın bekleyelim. Bakın hanım kardeşim. Burada parti konuşalım mı? Konuşabiliriz. Bakın şimdi. Yani biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz evet, şimdi. Evet. Bakın bu reisin yaptıklarını %70, %40'lar, %45'ler halen daha yaptığı şeyleri kabul etmeyen bir kitle var. Var mı? Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Tam da bunun üzerine söylemek istiyorum. Şimdi biz ya yapılanları kabul etmiyor değiliz. Şuna kızıyoruz biz. Evet yapılıyor ama neden bunlar biz borçlanarak yapıyoruz? Neden zaten vergilerimizle yapılan şeylere neden dolarla yapılıyor ve biz uzun yıllar borçlanarak yapılıyor? Bire yapılacak şey neden 3'e yapılıyor? Biz buna kızıyoruz. Peki. Bire yapılacakken Tayyip neden 3'e 5'e yapılıyor? Tayyip Erdoğan'ın bu direksiyona geçtiği dönem. Yapacak da tabii ki 20 bakın, yıldır iktidarda. Nasıl aldı Türkiye'yi? Nasıl aldı önemli değil. Yaptığı bakın, şeyleri yapsın bakın. Bakın orayı söylüyorsunuz. Şimdi diyorsunuz. Sizin eşiniz veya işte çocuğunuz 1'e alabileceği şey gidip 5'e alırsa demez misiniz sen ne yaptın yavrum? Niye sen bunu 5'e aldın? Hani burada 1 liraya yapılıyor bu demez misiniz? İşte biraz evvel onu söyledik hanımefendi. Allah diyor ki Cenni Celali, kulum sana akıl verdim. Şimdi yan yana tezgahta 2 liraysa ben niye 5 liraya alayım? Bunu da AK Parti uzun yıllardır yapıyor diyoruz işte biz de. Bir şey yapılacaksa, bir köprü yapılacaksa, bir yol yapılacaksa, bir ihale yapılacaksa neden hep 1 değil de 5'e yapılıyor? Bunu soruyoruz, biz bunu merak ediyoruz. Yani siz bizim adımıza sorarsanız çok seviniriz mesela. Biz şimdi onu soralım da bakın hanımefendi. Zaman geldi, gün geldi. Marmara'ya dediler ki kardeşim yapmayın. Niye yapmayalım? Dediler yapma kardeşim, deprem orasını alır götürür, kullanamazsın. Milyonlar kullanıyor hanımefendi bakın. Biz halkla iç içeyiz bakın. Her gün bunun kavgasını yapıyoruz. Yönetimdesiniz. Doların 20 liraya kadar dayanmasını neye bağlıyorsunuz? Ya bakın yani hanımefendi bakın. Bu bir dış güçlere bak, bir Avrupa'ya bakar mısınız? Bugün bir Almanya'ya, akrabalarım var. Bugün bir İngiltere'ye. Bir bakın lütfen ya. Bakıyorum. Ne durumda? Çok güçlü devletler. Bakın güçlü oldukları halde berbat vaziyetteler. Nasıl berbat? Lütfen ya bunu. Nasıl berbat onu da söyleyin. Hanımefendi elektrik alamıyorlar.
En ufak mesela elektrik alamıyor insanlar. Alamıyor değil ki beyefendi. Bakın alamıyor değiller. Tasarruf yapıyorlar yani alamıyor değiller. Tasarruf yapmıyorlar hanımefendi. Bakın birebir görüşüyorum. Avrupa'ya baktığınızda enflasyon oranları %15'i geçmiyor. Burada alım gücü %100'ün üzerinde düştü. Yani insanlar artık beslenemeyecek durumdalar. Doğru mu? Enflasyon var. Yok demiyoruz. Bunu ama işte oralarda mi? Kötü demek yerine. Bakın hanımefendi Nuh'un gemisinde ben de varım. Hepimiz varız. Hepimiz varız. Yağlıyorum. Ama bazılarımız o gemiden aşağı atılıyor. Biz bunu istemiyoruz. Ya atılıyor derken hanımefendi fakir, fukara, yoksul herkes yardım oluyor hanımefendi. Hiçbir hükümetin yapmadığını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ne olur buna muhalif olmayın ve bunu destekleyelim ne olur. Hayır ben kabul etmiyorum. Etmeyebilirsiniz. Sizin sevdiğiniz ben sevmemem, benim sizin sıcanlamasınız saygılıyız bu anlamda. Konuşabilmek önemli olan. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum konuştuğunuz için. Ölçülü dozunda. Ben de teşekkür ederim. Ya biraz akıllı olmak lazım ya. Peki. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Fiyatları soruyorum. Rize'nin neresinden? Neyin fiyatlarını soruyorsunuz? Pazardaki fiyatları soruyorum. Pazardaki fiyatlar nasıl olacak ya? Nasıl? Geçinemiyoruz ki zaten. Geçinemiyoruz. Çünkü niye? Bir üzüm 20 lira. Mandalina 15 lira. Emekli misiniz? Emekliyim. Alamıyor muyuz rahat? Aldığımız maaş ne deniyor? Bizi korkutmuyor ki. Yani güncel olarak geçinemiyoruz. Niye böyle oldu peki? Ben devleti suçlamıyorum. Kimi suçluyoruz? Dış güçleri mi? Öyle. Başka türlü değil. Evet. Dış güç niye yapsın bunu bize? Ne yapmadı ki? Bizim yani ülkemizde bir dünya tarla var. Niye ekmedik? Niye yapmadık? Niye çiftçiyi desteklemedik? Bu, şimdiki zamandı ki. Daha evvelki bunlar. Bu ta diyeyim sana 99-2000 seneler. Ya babam 3 sene önce pazar fiyatları böyle miydi? Pandemi olunca böyle oldu işte. Böyle değil. Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı evet. Hep bir suçlu var değil mi? Var tabii. Ama asla Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı değil. Ben parti tutmuyorum ben. Ben parti tutmuyorum. Partinin alakası yok. Ama işte... Herkes suçu işliyor Recep Tayyip Erdoğan'a atıyor. İnşallah onun eline kalırlar bu değerleri, satacaklar. Değil mi? O yapmadığı zaman bir şey kaldı mı o adam? O adamı nasıl... Her şeyi yaptı. Yapmadı. Suçluyorlar. Ne bileyim oradan gelip geçiyor. Nasıl utanmadan gelip geçiyorlar madem. Utanmıyorlar ama bütün yollardan geçiyorlar. Kurban olayım sana ya. Hiç utanmak yok bunlarda. Yollardan geçiyorlar. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolları. Evet sonra. Biz para verdik mi o yollara? Efendim? O yollara biz para vermiş miydik? Bilmiyorum ki o. Biz vermedik. Onlar Recep Tayyip Erdoğan yaptırdı. Ev yaptırdı hep. Hep o yaptırdı ya. Evet. Allah için demiyor muyum? Haksız mıyım yani? Bu zamları kim yaptı? Zamları bilmiyorum var mı? Kendileri yapıyor ona yüklüyorlar. Pazarcılar yapıyor. Yok. Toplanalım pazarcıları dövelim. Recep Tayyip Erdoğan dedi mi ki soğanı 10 milyon mu yaptı? Demez. Niye desin öyle bir şey der mi Recep Tayyip Erdoğan? Tamam bu pazarcılık yani o yaptı o yaptı. Pazarcılar suçlu. Onun nedir suçlu biliyor musun suçu? Kim? Bunlara bir ceza verse ben onu istiyorum. Burunlarından fitil fitil getirsin değil mi? Tutulsa ben onu istiyorum. Yoksa o yapmıyor bunlara yapıyor bu satıcılar yapıyor. Tamam teşekkür ederim. Bunlar çok burada. Bizler... Şu zamana kadar kaç tane, kaç kişiyle konuştun? İzlersiniz. He? İzlersiniz. Akıllı birisi var mı? Var canım, olmaz mı? Yani benim için yani bir kriter vardır, onu söyleyin. Yani siz enflasyonu sorduğunuz zaman pazarcıyı mı gösteriyor? Evet. Pazarcının neyini gösteriyor? Suçlu diyor çünkü o diyor fiyatları arttırıyor diyor. Allah Allah. Evet. Daha konuşmaya gerek yok abi. Bizdeki konu yani. Demek pazarcı suçluysa baştakiler hiçbir şey arttırmıyor mu? Yok onlar yol yapmakla meşguller. Yol, köprü bize hizmet ediyor onlar. Ne zaman? Her zaman 20 yıldır ediyorlar işte yani. Hastane yapıyorlar, yol yapıyorlar, köprü yapıyor. Daha ne yapacaklar? Yapmayacaklar mı? Ya biz para vermiyoruz demek ki onlara. Yani senelerdir satılmadık fabrika kalmadı. Alınmadık vergi kalmadı. Yani ben cahilim. Ben de yakında huni takmaya başlayacağım yani. Vallahi yani bu nasıl bir mantık ben yol yapılacak. Ya yapmasın o zaman. Ne yapacağız şimdi? Yol 20 senedir sen onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaktın. Yol yapmayacaktın da. Ne yapacaksın? Yolun hesabı ben hanıma 10 lira para veriyorum. Soruyorum akşama mesela. Ne harcadın diye. Niye harcadın? Birbirimize gidiyoruz. Bu beyefendilere hiç harcadığını sormak günah. Niye günah? Ben paramı verdiğim paranın hesabını soramaz mıyım ben? Yol yapmış, hendek yapmış bilmem ne. Yani yaptıkları Düzce depreminde ben dün gördüm. Adliye binasının halini. Allah korumuş. Gündüz olsaydı kaç kişi giderdi? Bizde bir mi kafada huni var? Bu millette huni yok. Yani biz gerçekten vatandaşlık haklarımızı bilmiyoruz toplum olarak.
Biz bununla ilgili bir format yapmamız lazım. Yani vatandaşlık haklarımız nedir? Neler bizim haklarımızdır? Bunu bilmiyoruz vatandaş olarak. Bakın şimdi en akıllı benim bir tanıdığım eczacı var. Devamlı oradan alır. O bile yani bilmiyorum AK Parti'ye mi, ben particilik olayında değilim. Ha şuradakine üyeyim ayrı bir mesele. Öyle mi? Göremedim de. İyi Parti var. İyi Partilisiniz. Ama açık konuşayım CHP'ye vereceğim. Çünkü bazı şeyler sağcıyım. Senelerdir sağdan çektim. Ben sağcıyım, sağdan çektim. Kurşun yedim, bıçak yedim. Değil mi? AK Parti'ye vermiş miydiniz oyunu? Hayatta şu yani. MHP'ye mi vermiştiniz? MHP'ye verdim birkaç kere. Oradan mı kurşunu yedik? Oradan gıcık kaptım. Hanımefendiye geldim. Hanımefendi iyi geldi bana biraz. Çünkü kafada sağcılık var ya. Artık bu dünyada sağcı solcu diye ya bir şey kalmadı. Bir bunu itirak edemiyorlar. Herif çıkmış televizyona BK diyor. Ulan bu Suriye'de, Lübnan'daki BK vadisi mi bu? Bu zamana kadar biraz şeyim, umudum vardı ama şimdi bazı şeylerden dolayı muhalefette de biraz bilemiyorum. Vereceğim ama umudum tek Cumhuriyet'le sorunu olan bir adamla yani bu milletin ya akıllanması lazım ya bizim Lübnan'dan beter olmamız lazım. Ben var ya 80 seneki Üsküdar arıyorum. Öyle mi? Tabii. Üsküdar, Üsküdar'dı. Ekonomi para mı? Evet. Ucuzluktan bahsene, pahalılıktan bahsetme yavrum. Pahalılık herkesin böyle artık beynini deliyor. Evet. Hani cepte paralar? Dur bu arkadaş. Aylık gelse de aylığımı alsam da gününü gününe ayırsam da elektrik parası, su parası, kira. Yani bunları düşünüyor mu başta oturanlar? Koltuklara yayılıyorlar. Oh, gel babam gel. İşim yok öylelerin. Vatandaşı düşünen yok mu? Yok tabii. Habire çıkıp konuşuyorlar. Neye konuşup bedavaya konuşulmaz. Önce vatandaşın sağlığını düşünmeliler. Ta askeri yerde boşalttılar. Orayı hastane yaptılar. Öbür taraflar paralı. Boş ver kardeşim. Bak yavrum, ben buralıyım. Doğma büyüme. Benim annem de aynı evde doğmuştu. Ben de aynı evde doğdum. Benim abilerim de. İkisi de rahmetli oldu. Ama hepsi, anam babam da öldü. Eski Üsküdar yok. Peki eskiden daha mı rahat geçiniyorlardı, daha mı zor? Daha rahat. Daha rahat. Herkesin ahşap, kagir evleri vardı. Şimdi bir apartman dikildi böyle. Ölüm çıksın rahattım. Kimse bir deprem olsa hani malım. İktidarın değişmesini ister misiniz? Öbür yoldan gidiyormuş. Vallahi ben Atatürk çocuğuyum. Benim varım, yoğum, her şeyim Atatürk. İster değişsinler, ister değişmesinler. Ben hiçbir partiye oy vermiyorum. Ben Atatürk çocuğuyum. Onlar da kendi ceplerini böyle dolduracaklarına biraz o cepleri indirsinler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.